Evet Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bugün sürdürülebilir ekonomik ve mali yapımızla ilgili bir güncel konuşma almak istedim. Çünkü gerçekten belli ki şu anki hükümetin de önümüzdeki dönemde yoğun bir şekilde gündemini tutacak bir konu olarak görmekteyim. Konuşmamı birkaç bölüme ayırdım. Özellikle bir konuda bir farkındalık yaratmak ve kamuoyunu bilgilendirmek gerektiği düşüncesindeyim. Nedir bu? Yani biz ekonomik ve mali politikalarımızı oluştururken göz ardı ettiğimiz yıllar içerisinde gerçekten maliye olarak göz ardı ettiğimiz bir gerçek vardır. Nedir bu? Türk lirası kullandığımız gerçeğidir. Türk lirası kullanan bir ülke olduğumuzu gerçekten unutuyoruz ve buradaki ödevlerimizi yerine getirmiyoruz zaman içerisinde. Nedir bu? Burada yaratmaya çalıştığımız farkındalık ne olmalıdır? Bizden bağımsız bir şekilde hareket eden ve müdahale şansımızın olmadığı bir para birimidir Türk lirası. Alınan ekonomik kararlarda, bir para basımında, siyasal gelişmelerde bile müdahale etme şansımız olmuyor ve maalesef Türk lirasındaki kırılganlık Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde ilgili ülkede ufak bir rüzgar esintisi iken burada maalesef bir fırtına etkisi yaratabiliyor. O yüzden bizim kesinlikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti maliye işleriyle ve ekonomi işleriyle ilgili bakanlıklar bünyesinde mutlaka Türk lirasının ve Türkiye Cumhuriyeti ekonomisinin yakından takip edilebileceği, mercek altına alınabileceği bir birimin kurulması veyahut da hizmet alımı yöntemiyle bu para biriminin yakından takip edilmesi şart ve zaruri gözüküyor sevgili arkadaşlar. Tabii ki bu neden önemlidir? Çünkü önümüzdeki krizlerin öngörülebilir olması için şarttır ve biz de burada bu ülke içerisinde mali ve ekonomik politikalarımızı belirtirken, üzerinde çalışırken öngörülebilir olması gerekiyor. Bir geri bildirimin şart olduğu düşüncesindeyim. Evet, yani tabii ki bunları yaparken ne oluyor? Yani belli başlı önlemler alıyorsunuz, bir kalkınma planı hazırlıyorsunuz ülke içerisinde, fakat TL'deki bu kırılganlık yüzünden maalesef bu kalkınma planlarınız bir yıkım planına dönüşebiliyor. Zaman içerisinde örneğin ne olmuştur Türkiye Cumhuriyeti ekonomisinde? Yani 2018'deki krizde gerçekten siyasi erk olarak çok sıkıntılı bir dönemden geçmişiz. Fakat bunu bir derinlemesine bakacak olursak Türkiye Cumhuriyeti ekonomisinde neler dönmüştür son 15 yıl içerisinde, gerçekten bu krizin adım adım geldiği aşikardı. Genel bir bakış açısıyla evet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti 15 yıl içerisinde gerçekten bir büyük bir bütçe açığıyla mücadele etmiştir. 1 trilyon dolara yakın bir bütçe açığı vermiştir Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Tabii ki bunu nereden kapatmasını öngörüyorsunuz? Turizm gibi lokomotif sektörlerinden kapatmasını öngörüyorsunuz. Fakat oradaki verilere, 2018 yılı sonundaki verilere baktığınız zaman sadece 100 milyar dolar gibi net bir gelir elde etmiş Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Bunun yanında özelleştirmelerden ise sadece devlet kasasına giren 100 milyar Türk lirası gibi ufak bir rakamdır. Yani gerçekten kriz göstere göstere gelmiştir. Fakat daha da derinlemesine teknik bir analiz yapacak olursanız belki de bu Haziran ayındaki krizin 6-8 ay gibi bir dönem önceden öngörülebilir olduğu gözüküyordu. Evet, tabii ki bunun farkında olmuş olsaydık gerekli önlemleri de alabilirdik ve bu kadar ağır bir şekilde bu krizi atlatmazdık. Evet, yani bu gerçekten çok büyük bir önem arz ettiğini düşünmekteyim. Kesinlikle Türkiye Cumhuriyeti ekonomisini ve Türk lirasını yakından takip edebilir olmamız gerekiyor. Bu yetenekleri ilgili kurumlarımıza kavuşturabilmemiz gerekiyor. Evet, tabii ki bunu yaptıktan sonra kesinlikle üzerinde durmamız gereken bir diğer nokta ise yerel ve mahalli gelirlerin artırılması için yapılabilecek olanları hızlı bir şekilde masaya yatırabilmemiz gerekiyor sevgili arkadaşlar. Bağımsız bir ülke olmanın en büyük gereksinimi bağımsız bir ekonomik modele sahip olmaktır. Bunun da en büyük şartlarından bir tanesi sürdürülebilir bir ekonomik ve mali yapının kuruluyor olmasıdır. Kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomi olmak için bu bir şarttır. Evet, tabii ki burada mutlaka göz önünde bulundurmamız gereken bir araştırma
arttırma vardı. Ticaret odası bünyesinde yapılan bir araştırma ve akabinde de lansmanın sevgili Fikri Toros'un yapmış olduğu kayıt dışı ekonomiyi araştıran bir kitap. Gerçekten burada isimlerini yad etmeden geçemeyeceğim araştırma yapan arkadaşlarımızı sevgili Zeren Mungan, Göksel Saydam, Aziz Gürpınar ve Mustafa Besim'e tekrardan teşekkür etmeyi bir borç biliyorum açıkçası. Çünkü gerçekten buradaki en önemli konu neydi? %50'nin üzerinde bir kayıt dışılığının olduğu bir ekonomiden bahsediyoruz. Tabii ki yani ilgili bakanlık biliyor, yani hiçbir ülkede %100'e yakın bir vergi adaleti sağlayamıyorsunuz. Fakat belli ki üzerimize düşen görevleri harfi harfine yerine getiriyor olsak kendi yerel ve mahalli gelirlerimizi neredeyse iki katına çıkarabileceğimiz bir durumla karşı karşıya kalabiliyoruz ve gerçekten bize fazlasıyla yetecek bir meblağ kasamıza akabilir. Evet, tabii ki Mali Türkiye Cumhuriyeti ile ekonomik işbirliği protokolleri bugün için hayati önem arz edebiliyor. Çünkü mali gelirlerimizin düşük olmasından dolayı bugün bu protokoller çok önemlidir. Fakat biz her ne olursa olsun her şarta hazır olmamız gerekiyor. Evet, bir gün Türkiye Cumhuriyeti ekonomisi sıkıntı içerisinde olabilir. Geçmiş dönemde de olduğu gibi. Önümüzdeki günlerde de olabilir. Bugünkü hükümetin de başına gelebilir ve sıcak para akışının kesilmesi durumunda gerçekten ülke olarak çok sıkıntılı durumlarda kalabiliriz. O yüzden kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomik model için mutlaka yerel ve mahalli gelirlerimizi artırmak için, maksimum seviyeye çekebilmek için bütün ödevlerimizi yerine getirmemiz gerektiği düşüncesindeyim. Sevgili arkadaşlar, Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, evet, bunu yaparken ne yapmak gerekiyor? Özellikle belli başlı noktalarda üzerinde durmamız gerekiyor. Fakat bunu yaparken Maliye Bakanlığı olarak ne yapmamız gerekiyor? Sektörel bazda değerlendirmeler yapmamız gerekiyor ve bu sektörel bazdaki değerlendirmeleri yaparken ilgili paydaşları çağırıp da bir çalışma grubu oluşturması gerçekten büyük önem arz ediyor. Ben birkaç konuya değinmek istiyorum. Gerçekten büyük bir vergi adaletsizliğin olduğunu düşündüğüm sektörler, örneğin kumarhanelerden makine başı vergilendirme ile birlikte devlet kasasına sadece 28 milyon euro gibi bir rakam giriyordu 2018 yılı beklentilerinde. Sevgili arkadaşlar, yani gerçekten komik bir rakam. Bu kumarhanelerin belki de yılbaşı gecesi ödemesi gereken vergidir bu. Fakat biz bunu toplamda bir yıl boyunca sadece geri alabiliyoruz. Bunun üzerinde durulması gerekiyor. Burada gerekli araştırmaların yapılması için ödenecek olan meblağ, kamudan çıkacak olan meblağ fazlasıyla geriye dönüş sağlayacaktır. O yüzden buradaki denetimlerin artırılabilmesi gerekmektedir diye düşünüyorum. Örneğin yerli üretim gıda sektörüne bakıyoruz. Artan fiyatlarla birlikte büyüklüğü 1 milyar TL'yi aşmıştır. 1 milyar TL'yi aşan bir sektörde bunun sadece örneğin girdi maliyetlerini oluşturan unsurlar ve buralara hizmet veren sektörlere bakacak olursak 300 milyon TL gibi bir rakamın sadece bu girdi maliyetlerine hizmet veren sektörlerden oluştuğu, bunların ödemesi gereken verginin belki de %10'unu bile ödeyemedi. Yani modüler bir şekilde sektörel bazda bir vergi analizinin değerlendirilmesinin yapılabilmesi gerekiyor. Bugünkü dönemde amacına hizmet edebilmesi için. Evet, son bölüm olarak evet, yani belli başlı önlemleri alırsınız ekonomide. Krizleri önceden belirlemek ve gerekli önlemleri alabilmek için kalkınma planlarınızın amacına ulaşması için belli başlı yapılanmalara girersiniz. Bunun yanında yerli ve mahalli gelirlerinizi artırırsınız. Vergi adaletsizliği için çalışmaları başlatırsınız. Bir sonraki adım ise ne kalır? Bütçede tasarruf kalemlerinin belirlenebilmesi. Bunlar için sevgili arkadaşlar, gerçekten oturup hep beraber bir karar vermemiz gerekiyor. Teşviklerin amacının ne olduğu tekrardan bir gözden geçirilmesi gerekmektedir diye düşünmekteyim. Verilen teşviklerin ülkeye yerli istihdam ve katma değer olarak geri dönüş yapması büyük önem arz etmektedir. Eğer bu geri dönüşüm olmuyorsa verilen teşviklerin bir kere daha gözden geçiriliyor olması gerekmektedir. Özellikle tabii ki her seferinde her siyasinin üzerinde durduğu turizm teşviklerine de değinmeden geçemeyeceğim. Çünkü süresiz olarak bir teşvik ve
fiyat mekanizmasının sürdürülebilir olmadığı aşikardır bugün. Yani bir tartıya koyduğumuz zaman gerçekten bu lokomotif sektörün ülkeye ne kazandırdığını bir sorgulayabilmemiz gerekmektedir sevgili arkadaşlar. Ve bunun artık bu teşviklerin bir şekilde bir zaman cetveli içerisinde tekrardan düzenlenmesinin şart olduğu düşüncesindeyim. Yani gerçekten bu teşviklerle birlikte böyle maliyemizin böyle yolunacak kaz olarak görüldüğü günlerden geçiyoruz. Gerçekten kabul edilebilir değildir. Çünkü bu ülkenin boşa harcayacak bir tek kuruşu bile yoktur. Hata yapma payımız yoktur mali politikalarımıza diye düşünmekteyim. Söyleyeceklerim bu kadardı. Teşekkür eder. Saygılar sunarım arkadaşlar.